Muhterem ayrıca arkadaşlarım, kıymetli takipçilerim, bir pazar günü daha Aralık ziyaretimizi yapmak üzere buraya geldik. Aralığımıza geldik. Arılar salgında gibi. Ama iyi havada önümüzde birkaç gün havaların gayet iyi olacağını biliyorum. Hazırlamış olduğum polenli keki ve bir çeyrek kek de vererek olası bir ihtiyaca kontrol yapamıyorum öyle. Tam bir kontrol yapmak için henüz erken. İhtiyaç olarak hazırlamış olduğum polen yoğunluktu. Çok az pudra şekeri koyduğum ve balla yoğurmuş olduğum koleni arıma verdim. Koloniye verdim. Birkaç tanesini verdim böyle. Çünkü birkaç tanesini kontrol ettiğimde polen olmadığını gördüm. Dolayısıyla polen takviyesi yapmakta fayda görüyorum. Bununla ilgili bir video da paylaşmıştım. Polenin arı için hayati önem arz ettiğini. Polen olmazsa yavru faaliyeti olmayacağını, daha önceden hazırlamış olduğum oluklu mukavva, daha bir videoda yine bahsetmiştim. Muhsin Doğaroğlu Hoca da bunu tavsiye ediyor. Yani bunun özelliği hafif bir dumanı oluyor. Kullanması kolay. Hazırlıyorum böyle rulo rulo hazırlıyorum ben bunları. İşe yaramayan koli kartonlarından ve aralığımda hazır bulunuyor elimin altında. Evet. Şimdi bu arayı da bir kontrol etmek istiyorum. Yüzeysel bir kontrol. Evet. Arının üzerinde bir kek vardı. Onu tüketmiş durumda. Organik varova ilacı yapmıştım. Bal mumuna organik yağlar karıştırmıştım. Onlardan bir teşekkür. Onları uygulamıştım. Bu poşeti de alıyorum. Belki bir çeyrek veya yarım kek de verebilirim buna. Önce bir sakinleştirelim bakalım. Sakinleşirse tabii. Bu arılarda bazen biraz uzun süre arıları kurcalamadığın zaman, kontrol etmediğin zaman sanki biraz yabanileşiyor gibi. O anlamda en sakin arı bile huysuzluk yapabiliyor. Biraz da hava şartlarıyla ilgili tabii bu. Şimdi bu en son kapak çerçeveyi bir kontrol edeceğim. Ağırlığı
Buna bakarsak bal var bunda. Göz balı da var. Sırlı bal da var. Fakat anladığım kadar şu anda bu kurçalanacak durumda değil. Şimdi arı huysuzluk yapabilir. Hem de kısmen salgında. Dolayısıyla ben buna biraz polenli, daha doğrusu polen kegi dediğim katkısı olur ona. Bu erken ilkbaharda, gerçi bizim bölgemizde polen eksikliği yok ama yağıştan dolayı hava şartları uygun olmadığından dolayı o poleni alamayabiliyor arı. Ya çıkamıyor veyahut çıksa da yağmurdan yıkanmış oluyor polen. Bir şekilde yeterli poleni alamayabiliyor. Yani bir bölgede polen varlığı gözükmesi zaman zaman arıda yeterli polen var anlamına da gelmeyebilir. Dolayısıyla az da olsa bir küçük bir takviye yapıp ilerleyen günlerde hava müsait olduğunda kontrollerini yapacağım. Yavru kontrollerini, ana kontrollerini tekrardan yapıp gerekli takviyeyi o zaman yapacağım. Evet, daha iyi bir şekilde o zaman takviye edeceğim inşallah. Ve gelişmesine katkıda bulunmuş olacağız. Evet. Sadece bunları vereceğim. Az da olsa umarım faydası olacak. Acil tedbir diyebileceğimiz bir müdahale, acil müdahale yapmış olduk bu arıya. Olası bir eksiklik varsa kısa bir dönem için, evet kısa bir dönem için fayda sağlamış oluruz, ona ümit etmekteyim. Bu daha önce de denediğim, yapmış olduğum bir uygulama. Faydalarını gördüğümü ifade etmek istiyorum. Evet. Bunun son çerçevesinde de yavru arı var. Yani son çerçevesi de şu durumda. Yani bu çerçevede polen var. Yani bu arada polen var demek. Bunda yavru olduğunu da tahmin edebiliyorum. Ama bundan sonra Şubat, Mart ayları hava değişimi ani soğuklarda bastırabilir ki bu memlekette daha çok Mart aylarında biz kışı yaşıyoruz, hissediyoruz.
Dolayısıyla bunun dış kısmına bir tane köpük koyacağım. Değerli arkadaşlar, köpüğün arının üşümesinden çok yavru faaliyeti için bir önem arz ettiğini belirtmek istiyorum. Benim düşünceme göre bu böyle. Evet. Yani arının yavruları üşütmemesi önemli bir durum. Dolayısıyla yani kışın çok da önemli değil. Arının içerisi soğuk olsun. Hava akımı olmadan, cereyan olmadan soğuk olsun ve arı salgıma girsin. Ama ilkbaharda, özellikle erken ilkbaharda arının üzerine iyice sararsak, etrafını filan köpükle desteklersek, yavruyu üşütmemesi için elimizden geleni yaparsak bu şekilde destek olmuş oluruz ona. Evet arkadaşlar. Bunu da bu şekilde bir küçük operasyonla geçmiş olduk. Evet. Şimdi diğer bir kolonimize bakacağız. Önce onu bir görüş alanı içine alalım. Şöyle. Ama duman olmadan olmaz arkadaşlar. Ben yani bu durumda bile maske kullanmıyorum. Gerçi arıyı böyle inceden de kontrol etmiyorum. Dolayısıyla hava da müsait değil şu anda öyle bir ince kontrol için. Ama maske de kullanmıyorum gördüğünüz gibi. Buralarda hafif terleme var. Nerelerde? Tahta. Kovant dış yan tahtaların üzerinde. Bu naylon üzerinde hiçbir terleme yok. Var da bunu arı alıp su olarak kullanıyor, kullanmıyor bilemiyorum. Onu takip etmek lazım. Ama açtığımda arılarda öyle bir durum yok. Değerli arkadaşlar, şimdi bunun yanında bir tane yemlik var. Yemliği alacağım. Yemliğin arkasındaki köpüğü yemliğin arkasında bir köpük vardı. Bunu son çerçeveden bakayım son çerçeveyi de son çerçevenin arkasına koyacağım. Ki son çerçeve dizimiz şu. Bunda olan göz balını çekip almışlar. Ben de bunu alayım. Evet, orada durmasının bir manası yok. Ondan bir sonraki çerçeveyi kontrol edecek olursam durumu bu. Bu da bir bal stoku olarak bakabiliyorum buna. Bunda hiçbir faaliyet yok. Biraz arı var üzerinde ama kayda değer bir arı miktarında arı yok yani. Bir sonraki
çerçeveyi de kontrol etmek istiyorum. Bu ara bel fasciti olması hasebiyle biraz daha sakin. Bunda polen var. Evet, bal var. Güzel bal var. Şimdi bu Belfast ırgının bazı bir kısmı var ki bal tutmuyor. Ama işlerinde bu çok azınlıkta, yani onu da söyleyebilirim. Çoğunlukta tutuyor. Zannediyorum, benim tahminime göre ağırlıklı olarak İtalyanla, İtalyan erkekle döllendiğinde mi bu durum ortaya çıkıyor? Net bir şey söyleyemem tabii. Bu çerçevede az miktarda, çok az miktarda kapalı göz yavru var. Yani bu bakımdan Belfast bizim bu bölge için çok uygun. Yani yavru arılar kış salgını oluşturmuyor, salgıma girmiyor. Safkan, işte örneğin Kafkas ırgı falan, ama yavru da yapmıyor. Yani Belfast ırgı da yani salgıma girmese bile girmiyor. O da salgıma girmiyor ama en azından yavru yapıyor. Yani kelişimini aksatmıyor. Bu da demek oluyor ki bizim için, bölgemiz için uygun bir, hani ırk değil aslında, bunun için ırk da demiyorlar ama uygun bir arı diyebiliriz. Ana burada. Yavrusu da var. Kapalı göz yavru var. Ama bunlar şey yapıyor yani. Çıkıyor. Bu yavrular da bir anormallik yok gibi. Arı üzerinde yatıyor. Ama tek tük ölü arı var içlerinde. Etrafta kurçuk da görüyorum. Ananın aktif olduğunu gösteriyor bugünlerde. Bu çerçevede bal yok ama sadece yavru var. Tahmin ediyorum öndeki çerçevede de yavru vardır. Bunu da bakmak istiyorum. Madem öyle, evet, bu da hafif bir çerçeve. Daha önce Ocak ayı içerisinde paylaştığım bir videoda kolonilerde göz balı olmadığını bahsetmiştim. Yavru yataklarında göz balı olmadığını bahsetmiştim. Tehlike sinyalleri veriyor demiştim. İşte bu da ona bir örnek gibi. Ama sağında solunda çerçevelerde bal var. Şimdi bu arıyı biraz takviye etmem gerekecek. Bu arıyı nasıl takviye yapacağız? Biraz polenli, polen kekli vereceğim biraz. Biraz erken sayılır ama poşetle üzerine, poşetle ne vereceğim? Şerbet vereceğim üzerine biraz. Aslında burada balları var ama yavru yatağında yok. Yavru yatağında yok. Taşımıyor, taşıyamıyor nedense. Evet. Ben bunu şöyle tabana koyacağım. Arılar oradan onu çeker. Taşırlar onu. Şimdi ben bir poşete biraz hazır şurup koyacağım. Onu da böyle üzerine koyacağım. Şimdilik bunu kapatıyorum. Teşekkür ediyorum. İzlemenizi, takip etmenizi, beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum.